Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere halkımızın iradesiyle seçilen belediyelerimize 35'ti aslında bugün de Malazgirt Belediye'mize kayyum atandı. 36 belediyemize gasp edildi, halkın iradesine el konuldu. Ama bizler sizleri dinlerken şunu görüyoruz, aslında bir kara propaganda şeklinde halka hizmet verilmedi, belediyelerin bu hizmeti yerine getirmedi ve bundan kaynaklı kayyum atandığına dair çokça söz dinliyoruz. Ben sadece öbür illerden söz etmeyeceğim, sadece kendi seçim bölgemdeki belediyelerden size söz edeceğim. Örneğin Diyadin Belediyesi Hazalara seçildiğinde açıkçası Diyadin'in çehresi değişti. Diyadin halkının Hazalaras'tan memnuniyet düzeyi %80'lerdeydi. Hazalaras bir yıldır cezaevinde, hala ortada bir iddianame yok, hala bir mahkeme tarihi yok. Hazalaras'ı tutuklayan, tutuklama kararı veren hakim ve savcılar Fethullahçı terör örgütüne üye olmaktan şu an cezaevinde. Ama Hazal'ın rehin tutulma durumu hala devam ediyor. Yani bu da bize şunu ifade ediyor ki darbeciler cezaevinde olsa da fikirleri aslında iktidarda. Bir diğer örnek ise Ağrı Belediyesi. Bakın Ağrı Belediyesi'ni 2014'te tüm hile hurdalarına rağmen biz sizden devraldık. 10 yıl o belediyeyi siz yönettiniz. Ağrı Bedda taş üstüne taş koymadınız. Açıkçası biz sizden bir enkaz devraldık. Trilyonlarca borç devraldık. Sadece bir ayda belediyede yenilen kebabın parasıyla emin olun ki bütün Ağrılılar 3 ay o kebap, o parayla kebap yerdi. Ama bugün çıkıp bize hizmetten söz ediyorsunuz. 2014'ten beri sizler 14 yıldır iktidardasınız. Peki ben size Ağrı'nın birkaç sorununa değineceğim. Madem bu kadar hizmet aşkıyla yanıyorsunuz, madem bu kadar hizmet sevdalısısınız, o zaman bu hizmetler Ağrı'ya neden gelmiyor? Bunu sormak istiyorum. Ağrı, siz de biliyorsunuz ki aslında en soğuk illerimizden bir tanesi. Ağrı'da neden hala doğalgaz yok? Doğalgaz Ağrı üzerinden neden atlanarak Erzurum'a götürülüyor? 5 yıldır bir hastane var ve o hastane hala neden bitirilemiyor? Ağrı'daki ölüm oranlarının en büyük nedeni kalp damar hastalıkları ama hala bir anji ünitesi yok. Ağrı'da %20 bile hala elektrik altyapı yok. Peki bir hafif rüzgar estiğinde bile Ağrıların büyük çoğunluğu karanlık içerisinde kalıyor. Peki bu hizmetler neden verilmiyor? Bu hizmeti vermenizi önündeki engel nedir? Ama biz kime, neye hizmet verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Siz sadece kendinize hizmet veriyorsunuz. Nasıl hizmet veriyorsunuz? Gidin Ağrı'daki kurumlara bakın. Kimlerin yakınlarının kurumları torpil aracılığıyla işgal ettiğini çok iyi göreceksiniz. Bakın 2 gün önce, yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, sizin bir seçmeninizle Ağrı'da konuştum. 1 Kasım'da da 7 Haziran'da da size oy vermiş. Dedi ki ben açıkçası utanıyorum. Neden diye sorduğumda dedi ki ben işsizim. İŞKUR'a başvurdum. Bir okulda hademe olmak için başvuruda bulundum. Bir okulun kantini işletmek için başvurduğumda bana söyledikleri tek şey bir tane milletvekili ya da tanıdık bir siyasetçinin aranması gerektiği. Kendi ifadesiyle şunu da söyledi. Dedi ki hadi büyük ihaleleri anladık. Hadi büyük işleri anladık da bu küçük şeyleri niye bize bırakmıyorlar? Kendi hakkımızla, hukukumuzla gidelim, iş alalım dediler. Sonunda şunu da söyledi. Dedi ki bunlar bize kırıntıyı bile bırakmadı, kırıntıyı. Bu sizin seçmenlerinizin sözü. Sizin seçmeninizin sözü. Ben olsam dikkatlice dinlerdim ve bu söze, bu eleştiriye kulak kabarırdım. Ama şunu da size bir kez de ifade etmek isterim ki sizin öyle hizmet anlayışınız, sevdanız söz konusu değil. Sizin için söz konusu olan şey aslında siyaseten bizim demokratik mücadelemizin, bizim oradaki kazananlarımızın önüne almak. Bir hizmet veriyorsanız da bu bizim sayemizde. Bizim verdiğimiz mücadele neticesinde sizler bu hizmeti veriyorsunuz. Onun için de öyle hizmetmiş, yok hizmet verilmiyormuş şeklinde böyle boş iddialarla, boş sözlerle kimseyi kandıramazsınız. Böyle bir şey de söz konusu değil. Bunu da böyle bilmenizi isteriz. Tekrardan genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sanırsam
Tamam, Sayın buyurun. Vekilimiz Ağrı'da yaşamıyor. Ben artık o kanaate vardım. Benim ifade ettiğim hiçbir konu kendisi burada ifade etmedi. Yani Ağrı'da doğalgaz var mı? Yok. Devlet hastanesi bitmiş mi? Hayır. Anjiyo ünitesi var mı? Yok. Elektrik kesintileri var mı? Var mı yok mu? Evet. Haftanın 4 günü elektrikler kesik. Her gün onlarca vatandaş bizi arıyor. Bu bilgilerin hangisi yanlış? Hangisi doğru bilgi değil? Bence sayın vekilimiz Ağrı'da yaşamıyor. Ağrıların sorunlarını bilmiyor. Dolayısıyla da kendisince toz pembe bir tablo çiziyor. İşkur'la ilgili de ben burada yanlış bir şey ifade etmedim. Ben Ağrıların ifade ettiklerini dile getirdim. Kendilerine önerimdir. Madem bu kadar şeffaf yapıldığını söylüyor ise kendisiyle birlikte Ağrı'ya döndüğümüzde bir İşkur'u ziyaret edelim. Kimlerin nasıl alındığını listeye bakalım, sonra gelip